Yaratılış 37. bölüm büyük bir başlangıç ile başlıyor. Yaratılış 37. bölümden 50. bölüme kadar bütün bu bölümler Yakup'un yalnızca bir oğlu hakkında. Bu kişi Rahel'in ilk oğlu, Benyamin'in abisi olan Yusuf. Uh, we're Yusuf'un hayatına çok fazla zaman harcayacağız. Çok fazla ruhsal dersler öğreneceğiz. Yaratılış kitabının büyük bir kısmının Yusuf'un hayatını anlatması gerçekten çok güzel bir şey. Yaratılış 38. bölüm hariç geriye kalan bütün bölümler Yusuf'un hayatını anlatmakta. 37. bölümün ilk başında şunları görüyoruz. Yakup Kenan ülkesinde yaşıyor. Yusuf da 17 yaşına gelmiş. Üçüncü ayette İsrail Yusuf'u öbür oğullarının hepsinden daha çok severdi diyor. Daha öncesinde sizinle çok eşliliğin, yani birden fazla kadınla evlenmenin sorunları hakkında konuşmuştuk. Bu konudaki en büyük sorunlardan birisi, bir adamın iki karısı veya on karısı varken onları nasıl bir şekilde eşit seveceğidir. Nasıl onları eşit sevebilir ki? Yakup da bu nedenle eşit sevemedi. Yakup karılarını eşit bir şekilde sevmediği gibi onlardan olan çocuklarını da eşit bir şekilde sevmedi. Belki iki, belki üç, belki dört çocuğunuz vardır. Bu aileden aileye tabii ki değişir. Ama kendim için konuşmam gerekirse eğer ben bütün çocuklarımı eşit bir şekilde seviyorum. Yapamayan aileler de var. Beceremiyorlar. Yakup da aynı şekilde Yusuf'u diğerlerinden daha çok sevdi. Yakup, Yusuf'u diğerlerinden daha çok sevdiğini gizleyebilirdi. Onu olan sevgisini daha farklı şekilde gösterebilirdi. Ama yapmadı. Yakup, Yusuf için renkli giysiler yaptırmıştı. Yani Yusuf'un abileri, babalarının Yusuf'u daha çok sevdiğini hatırlamakla kalmıyor. Her gün görüyorlardı. Bu durumu iyi anlamanız gerekiyor. Ne giyelim diye her gün kendimize soruyoruz. O zamanlardaki duruma bakarsak eğer, insanların çok fazla giyecek kıyafeti yoktu. Büyük ihtimalle bir kıyafeti her gün giyiyorlardı. Yani Yusuf'un abileri her gün Yusuf'un giydiği kıyafeti gördüğünde babalarını Yusufu daha çok sevdiğini hatırlıyorlardı. Her gün her gün bunun yeniden farkına varıyorlardı. Bu durumda abilerinin kardeşleri Yusuf'u sevmesi çok zor bir durum. Yakup Yusuf'u diğer çocuklarından daha çok sevdiği gibi Yusuf'un abileri Yusuf'tan diğer kardeşlerinden daha çok nefret etti. Öyle ki ona olan nefretlerini açık bir şekilde gösteriyorlardı. Dördüncü ayette Yusuf'un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce ondan nefret ettiler. Yusuf'a tatlı söz söylemez oldular diyor. Yusuf'un hayatında öyle bir olay oluyor ki durumları daha da zor bir hale sokuyor. Beşinci ayete bakalım. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha çok nefret ettiler. Tarlada demet bağlıyordu. Kansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önünde eğildiler. Kardeşleri bunu duyunca başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin dediler. Dokuzuncu ayette Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı diyor. Güneş, ay ve on bir yıldız önümde eğildiler diyor. Kesin bir şekilde bilebiliyoruz ki Güneş Yakup, Ay Lea, 11 yıldız ise diğer kardeşleriydi. Bunlar Yusuf'un önüne geliyor ve eğiliyorlar. Yakup bundan dolayı çok üzüldü. Çünkü Yusuf'u seviyordu. Yusuf düşlerini paylaştığında kardeşleri ondan daha çok nefret etti. Burada bir anlık durup daha derin düşünmemiz gerekiyor. Birçok kutsal kitap akademisyeni, profesörler ve teologlar Yusuf'un hikayesinde Yusuf'un yaptığı hataları buluyorlar. Aslında böyle yapmaması gerekiyordu diyorlar. Bu kişilere bakarsanız eğer bu kişiler Tanrı ile yakın ilişkiye sahip akademik kişilerdir. Hatta kitaplar yazmıştır. Ben bir akademisyen değilim veya kitap yazmadım ama şunu söyleyebilirim ki bence bu konuda onlar yanlış söylüyor. Bence Yusuf hata yapmadı. En azından Musa'nın yazdığı yazılarda onun bir hata yapmadığını görüyoruz. Bunun nedenini size açıklayayım. Buradaki ana şikayet şu. Yusuf neden kendi kardeşlerini böyle gururlu bir şekilde anlatıyor? Ve onları kızdırıp onların kendisinden daha fazla nefret etmesine neden oluyor. Sessiz bir şekilde kalsaydı, rüyalarını anlatmasaydı, rüyaların içeriğinden bahsetmeseydi. Ama şunu bilmeliyiz ki bu rüyaların ana kaynağı Yusuf değil. Rüyalar Tanrı'dan geldi. Rüyalar Yusuf'tan değil Tanrı'dan kaynaklıydı. Kendimize bir soru sormamız gerekiyor. O zamanlarda insanlar nasıl Tanrı'dan söz alıyordu? Tanrı insanlara nasıl konuşuyordu? Bakın burada bir kutsal kitap var. Ama o zamanlar onların kutsal kitabı yoktu. Burada bir İngilizce kutsal kitap var. Burada ise Grekçe yeni antlaşma kitabı var. O zamanlarda onların İbranice kutsal kitabı bile yoktu. Hatta bir kutsal kitap bile yoktu. Yusuf bu rüyaları Tanrı'nın sözünün yazıya geçirilmediği yüzyıllarda gördü. Yusuf'un yaşadığı o zamanlarda Tanrı kendi isteğini, kendi sözlerini, geleceği, anlatmak istediği her şeyi basılı, yazılı bir kutsal kitaptan farklı şekilde anlatıyordu. Tanrı Yusuf'a geleceği rüyalar aracılığıyla açıkladı. Hristiyan müjdesine bir bakalım. Hristiyan müjdesine göre hepimiz günahkarız. Hepimiz kaybolmuş koyunlarız. Hepimiz Tanrı'nın gazabını hak ediyoruz ve hepimiz Tanrı'nın gazabını deneyimlemek zorundayız. Ama Hristiyan müjdesine göre bizlerin bunlardan korunabileceği bir yöntem var. Nasıralı İsa Mesih, Tanrı'nın biricik oğlu, 2000 yıl önce bizler için bu günahın bedelini ödedi ve kendisi çarmıhta bizim cezamızı çekti. İsa Mesih'in bu eylemi sonucu bizler Tanrı'nın gazabından kurtulabiliyoruz. İsa Mesih çarmıhta bizim çekmemiz gereken cezayı çekti. Bizler ise iman aracılığıyla onun sayesinde ödüller aldık. Bizim yaşamamız gereken muhteşem ve kusursuz yaşamı yaşayan Tanrı'nın biricik oğlu beden aldı ve bu dünyaya geldi. İşte müjde budur. Müjdeye inanmayan insanlara ne diyoruz? Bir gün Tanrı'nın gazabına uğrayacaklar. Bizler Tanrı'nın sevgisinin ne demek olduğunu biliyoruz. Onlar bilmiyor. Ve bir gün gelecek ki onlar da Tanrı'nın gazabını bilecekler. Bizler de Tanrı'nın gazabını bilmeyecek halde olacağız. Ne kadar Yusuf'un rüyası diğer kardeşlerini üzmüş olsa da, onları sinirlendirmiş olsa da, bu Tanrı'nın sözü. Bu durumun da kaynağı biz değiliz. Bence Tanrı sizi yargılayacak, Tanrı şöyle yapacak demiyoruz. Tanrı'nın sözü müjde böyle söylüyor diyoruz. Tanrı'nın sözü saldırgandır. Tanrı'nın sözü insanları kıskandırır. Gerçek şu ki Yusuf bir gün gelecek ve kardeşlerini hükmedecek. Bu Tanrı'nın planıydı. Yusuf'un gördüğü rüyayı diğer kardeşlerine anlatmaması alçak gönüllülük olmazdı. Tam aksine Tanrı'ya karşı bir itaatsizlik olurdu. Bu Tanrı'nın o nesline söylediğini gizlemek olurdu. Belki siz veya ben müjde insanları üzüyor diye bunu gizliyor olabiliriz. Ancak bu alçak gönüllülük değil. Bu iyi bir tutum değil. Bu Tanrı'nın sözüne itaatsizlik. Bu kandili yakıp da tayıl ölçeğinin altına koymak. Bu Tanrı'nın müjdesini dünyaya duyurmaya karşı gelmektir. Diğer insanlar üzerinde hiçbir hakkımız yok. Belki de o insanlar da Mesih'e iman edecek. Mesih'in müjdesini duyurmalıyız. Yusuf'un hayatında akademisyenlerin hayır Yusuf öyle yapmamalıydı dediği başka bir olay daha var. Şu anda okuduğumuz birinci olay. Benim düşünceme göre Yusuf yanlış yapmadı, haklıydı. Yusuf imanlı gibi hareket ediyordu. Yusuf bundan utanmış olmalı. Yusuf, Tanrı'nın Yahuda'ya öyle bir rüya göstermesini, Yusuf'un onlara egemen olacağını göstermesini isterdi. Ama Tanrı rüyaları Yahuda'ya göndermedi, Yusuf'a gönderdi. Tanrı'nın planından yararlanacak kişi, Tanrı'nın planı için zorluklara katlanmalı. Öyle ki Yusuf babasını üzecek bile olsa bu haberi duyurdu. Ondan nefret eden kardeşlerine bile Yusuf bu haberi duyurdu. 11. ayette şöyle diyor. Kardeşleri Yusuf'u kıskanıyordu. Ama bu olay babasının aklına takıldı. Babası bunu unutmadı. Babası Tanrı'yı yeterince tanıyordu. Yusuf'u da aynı şekilde. Bu nedenle Yusuf'un haklı olabileceğini düşündü. Belki de rüya Yusuf'un uydurduğu bir şey değildi. Belki de gerçekti. Belki de Tanrı'dan gelen bir mesajdı bu. Bir gün Yusuf'un kardeşleri sürülerini gütmek için Şekeme gittiler. Burası 34. bölümde birçok kişiyi öldürdükleri yer. Yakup Yusuf'u git kardeşlerine ve Süriye'ye bak diye yolluyor. Her şey yolunda mı değil mi bana haber getir diyor. Burada 12. ve 13. ayete vurgu yapmak istiyorum. Yusuf kendisinden nefret eden kardeşlerinin her şey yolunda mı değil mi diye bakması için gönderildi. Yusuf kendisinden nefret eden kişilerin güvende olup olmadıklarında bakmaya gidiyor. Babası Yusuf'un kardeşlerinin birçok kişiyi öldürdüğü yakınlardaki bir yere giderek hayatın riske atmasını istiyor aslında. Öyle bir yere gidecek ve kendisinden nefret edenlerin güvende olup olmadığına bakacaktı. Yusuf bunu kabul ediyor. Neden? Çünkü babasının isteği buydu. 20 Ağustos'ta öldürülen 10 hizmetkarı hatırlayın. Ne iş yapıyorlardı? Onlardan birisi göz doktoru, Birisi cerrah, diğeri ise dişçiydi. Bu kişiler oradaki kişilerin iyi yaşaması için oraya gittiler. Kendilerinden nefret eden ve kendilerini öldüren kişilerin iyiliği için oraya gittiler. Neden bunu yaptılar? Orada çalışanların çoğu imanlıydı. Bunu yaptılar çünkü babalarının isteği buydu. Yusuf'un da gitmesinin nedeni aynı. Yusuf ilk gittiği yerde kardeşlerini bulamıyor. Would have been acceptable I aslında bu Yusuf için bir bahane olabilirdi. Babasına gidip de oraya gittim ama kardeşlerim orada yoktu diyebilirdi. Yusuf sonrasında kardeşlerinin Dotan'a gittiklerini keşfediyor. Yusuf da artlarından Dotan'a gidiyor. 17. ayette böylece Yusuf kardeşlerinin peşinden gitti ve Dotan'da onları buldu diyor. Yusuf neden oraya gitti? Babasının isteğini iletmek için, babasının mesajını iletmek için oraya gitti. Kardeşlerinin iyi olup olmadığını, durumlarının nasıl olduğunu görmeye gitti. Peki onlar ne yaptı? Yusuf'u öldürmeye karar aldılar. Yaratılış 35. ayette görmüştük ki Levi ve Şimon Şekem'deki gençleri ve diğer insanları öldürdükten sonra Yakup kendi ailesine daha fazla önem veriyor. Gerçek Tanrı'yı tanımalarını istiyor. Ama görüyoruz ki bu hiçbir işe yaramamış. Yaratılış 34. bölümde bu aileden iki genç başka insanları öldürüyor. Şimdi 37. bölümde ise bu ailede iki kardeşten daha fazlası kendi kardeşlerini öldürmek için karar alıyorlar. Tanrıya bağlı olmak demek dışarıdan yapılan ritüeller değildir. Hiçbir dini ritüele katılarak tanrısal bir insan olamazsınız sunağa sunular getirerek veya dinsel gereksinimleri karşılayarak tanrısal olamazsınız. Tanrısal olmak, Mesih'e benzer olmak içsel bir şeydir. İnsanın içinden başlar. Tanrı bizim içimizde çalışması gerekir. Yaratılış 37. bölümde Yakup'un oğulları hala katiller. Burada ebeveynlik hakkında bir gizem var. Yakup şu anda dünya üzerindeki en iyi adamı yetiştiriyor. Ama aynı zamanda Yakup, dünya üzerindeki en iyi adam olan Yusuf'u öldürmek isteyen kardeşlerini de yetiştirdi. Yakup iyi bir baba mı, kötü bir baba mı? Yakup Yusuf'u kardeşleri iyi mi değil mi diye kontrol etmek için gönderiyor. Sonra 15. ayet, 16. ayet ve en sonunda 17. ayette Dotan'da kardeşlerini buluyor. Bir yabancı ona diyor ki, Dotan'a gidelim dediklerini duydum. Yani Yusuf 25-30 kilometre daha ileride olan bir yere gitmek zorunda şu anda. Matta 5. bölümde İsa eğer ki biri sizinle bir kilometre gitmek isterse siz iki kilometre gidin diyor. Bilmiyorum sizin dilinizde de böyle bir terim var mı ama bizde var. İkinci mili gitmek, ikinci kilometreye gitmek diye bir terim var. Bunun anlamı yapmanız gerekenden daha fazlasını yapmak. Matta 5. bölümde İsa'nın ele aldığı kişiler aslında düşmanlar. Akışa bakarsak eğer İsa kötü insanlar hakkında konuşuyor. Eğer ki bu kötü kişiler sizden bir şey isterse daha fazlasını yapın diyor. Arkadaşınız istese veya babanız istese nasıl yaparsınız? Minimum seviyede mi tutarsınız yoksa daha fazla mı yapmak istersiniz? Bu nedenle Yusuf şekemde kalmadı. Daha da ileriye gitti. 17. ayette böylece Yusuf kardeşlerinin peşinden gitti ve Dothan'da onları buldu diyor. 18. ayette kardeşleri onu uzaktan gördüler. Yusuf yanlarına varmadan onu öldürmek için düzen kurdular. 19. ayette birbirlerine işte düş hastası geliyor dediler. İngilizce'de özellikle de eski çevirilerde bu terim çok yaygın kullanılıyor. Hadi onu öldürüp kuyulardan birini atalım. Yabanıl bir hayvan yedi deriz. Bakalım o zaman düşleri ne olacak? Yusuf'u öldürerek Yusuf'un düşlerinin gerçek olmaması için çabalıyorlar. Ruben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmaya çalıştı. Canına kıymayın dedi. Kan dökmeyin. Onu şu ıssız yerdeki kuyuya atın. Ama kendisine dokunmayın he didn't Kardeşlerine söylemedi ama amacı Yusuf'u kurtarıp babasına geri götürmekti. Yusuf yanlarına varınca onu susuz ve boş bir kuyuya atıyorlar. 25. ayette ise yemek yiyorlar. Bu durum onların ne kadar cani olduğunu gösteriyor. Böyle bir şeyi hayal edebiliyor musunuz? Kardeşiniz kuyuda ve size yalvarıyor. Onu öldürmemeniz için size yalvarıyor. Siz ise öyle yemeğini yiyorsunuz. Bu durum sizi rahatsız etmiyorken aynı zamanda onun önünde yiyip içiyorlar. Yusuf ise susuz boş bir kuyuda duruyor. Yusuf kuyuda şu anda acı çekiyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Bu kişiler antlaşmaya sahip olan insanlar. Bunlar İbrahim'in torunları. Ve bu kişiler şu anda böyle bir şey yapıyor. Kendilerinin iyi olup olmadığını kontrol etmeye gelen kardeşlerine böyle yapanların düşmanlarına ne yapabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? İsrail'in kurucuları olan bu kişilerin yaptıkları kötülüklerin bu şekilde yazılmaları, İsrail'in gururlanmaları için yazılmadığını gösteriyor. Bu hikayeler uydurma değil, gerçek hikayeler. Bunlar güvenli kayıtlar. 25. ayette yemek yemek için oturduklarında Gilat yönünden bir İsmaili kervanının geldiğini gördüler diyor. Bu kişiler İbrahim'in Hacer'den olan diğer oğlunun soyundan gelen kişiler. Develeri Kitre, Pelesenk, Laden yüklü. Mısır'a gidiyorlar. Yahuda şöyle diyor. Kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız? Gelin onu İsmaililere satalım. Gelin onu köle olarak satalım. Bütün kardeşlere karşın Yahuda Yusuf'u öldürmek istemiyor. Bu durumdan memnun değil. En azından Yahuda'da bir ilerleme görüyoruz. Midyanlı tüccarlar oradan geçerken kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar. 20 gümüşe İsmaililere sattılar. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürdüler. Çağdaş Hristiyan topluluğunu çeşitli Hristiyan eğitim ve müjde kaynaklarıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. TV Seminer'in veri tabanını görmek için tvseminer.com'u ziyaret edin.